bana yaklaş diyorsa, kendinden kurtul, nefsinden kurtul. Rabbini tevhid et, Rabbini tesbih et, Rabbini zikret. Secde et ve yaklaş. Gönül başımızın secdede olması gerekir. Secde böyle olur. Yoksa böyle eğilip kalktık, namazımızı kıldık, secde yaptık değildir. O bir başlangıç. Miracı anlatırken söyledim. Bir yerdeki miraç vardır, bir gökteki miraç vardır. Yerdeki miraç olmadan gökteki miraç olmaz. Evlere kapılarından girin dedin. Buyurdu ayet-i kerimede. Kapıdan girmen lazım. Kapıdan girmek demek zahiri olarak namazını kılmaktır, secde etmektir. Yola çıkmaktır. Basamakları birer birer tırmanıp arşa varmaktır. Arşa giderken, huzura çıkarken, giderken nasıl gidiyorsun? Rabbini zikrederek, tesbih ederek, tevhid ederek, hamd ederek, şükrederek, Rabbini vekil olarak kabul ederek, ona güvenerek, onu tanıyarak, rahmanlığını, rahimliğini bilerek, mülkün maliki ve meliki olduğuna şehadet ederek, onun el-feal olduğunu, onsuz hiçbir şeyin olmayacağını, olamayacağını bilerek, buna şahit olarak, kendi varlığının bütünüyle Allah'a ait olduğunu bilerek, biri vefat ettiğinde onu götürüp toprağa gömerler, toprak oluyor. Eğer o onunsa, o oysa, toprak olmasın, ona aitse, müdahale etsin. Bununla beraber ecel vakti geldiğinde ölmüyorum desin. Yapabiliyor mu? Hayır. Niye? Ona ait bir şey yok da ondan. Hepsi Allah'a ait. Sonra Allah'ın nefettiği ruh nefsiyle beraber, nefsi onun üzerinde bir elbise, onunla beraber huzura gider. Bu elbise ya nurdan ya da zulümattandır, karanlıktandır. Ya imanı, ameli, ibadeti, iyilikleri, hayri, güzelliği ona nurdan elbise olmuştur. Ya da küfrü, şirki, günahı, yanlışı, isyanı, itirazı ona karanlıktan bir elbise olmuştur. Ya nurdan bir elbise olmuş, mutmain bir nefis olmuştur. Nurdan, mutmain, Rabbini seven ve isteyen, Rabbinin nuruyla nurlanan bir elbise. Rabbine teslim olmuş bir elbise. Rabbinden razı olmuş, Rabbi ondan razı olmuş elbisesi. Ya da Rabbinin gazabına uğramış, azabı hak etmiş, huzura da layık olmayan karanlıktan, küfürden, şirkten, günahtan, yanlıştan, itirazdan, isyandan, benlikten, bencillikten bir elbise var üstünde. Ruha bir şey olmuyor, o orada. Muameleyi gören onun elbisesidir. Ya kendindeki güzelliği kemale erdirmiş, ya da onu da kaybetmiş, perdeleyerek kaybetmiş. Onun için kulun kendine bakması gerekir. Rabbi ile yakınlığı nasıldır? Muamelesi nasıldır? Kulluğu nasıldır? Duası nasıldır? Zikri nasıldır? Tesbihi, tekbiri, tevhidi nasıldır? Bir beşer olarak beden elbisesi elbette ki topraktandır, topraktan olanı ister. Allah böyle murat etmiş zaten. Her şey, dünyadaki her şey bizi çekebilir. Ama bize de düşen kendimizi bilip, tanıyıp kendimizi Rabbimize çekmektir. Rabbimize koşmaktır, firar etmektir. Dünyaya gönül verip ahireti unutmamaktır. Genişliği göklerle yerler kadar olan cennete koşmaktır, yürümektir en azından.